Herkese merhaba Teknoloji Oku izleyenleri, ben Kaan Arlı. Evet, bugün dışarıdayız. Çok güzel bir hava var. Adeta yaz geldi diyebiliriz hava için. Hemen konumuza dönelim. Bugün sizler için farklı bir video ile karşınızda olacağım. Elimde iki tane Galaxy Note 5 var arkadaşlar. Bir tanesinde Android 6.0.1 güncellemesi, bir tanesinde ise şu an ülkemizdeki en güncel sürüm olan Android 5.1.1 sürümü yüklü. İki telefonu birbirine vurduracağız. Bakalım benchmark taraflarında neler yapacak. Biliyorsunuz henüz Android 6.0.1 Marshmallow güncellemesi Galaxy Note 5 için ülkemizde yayınlanmadı. Sitemizde yazılı bir şekilde rehberini hazırladığımız güncellemeyle birlikte telefonlarımızdan bir tanesini Android 6.0.1 kurduk. Ve bunu da zaten sitemizde yazılı olarak bulabilirsiniz. Oldukça kolay bir işlem. Sonrasında ise Android 5.1.1 yüklü Galaxy Note 5 ile ikisini benchmark ortamında kıyaslayacağız. Bakalım iki telefon yazılım güncellemesi arasında ne gibi performans farkı alacak. Arayüz vesaire detaylarına başka bir videoda zaten değineceğiz yeni güncellemeyle birlikte gelen. Bizim burada yapacağımız şey benchmarklarla Android 5.1.1 vs. Android 6.0.1 olacak. Yani Galaxy Note 5'i Galaxy Note 5'e kıyaslayacağız diyebiliriz. Bunun için de farklı benchmark uygulamalarını yan yana aynı anda çalıştıracağız ve skorlarını hep birlikte göreceğiz, yorumlayacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada Android 6.0.1, burada da Android 5.1.1 sürümü. İki tane Galaxy Note 5 var. Şimdi dilerseniz kamerayı şöyle bir tepeye alalım. İki telefonu da gözümüzün önüne getirelim ve testlere hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, Android 6.0.1 ve Android 5.1.1 yüklü iki tane Note 5'imiz karşımızda. Şöyle hemen göstereceğim. Benchmark programlarımız bunlar. Neler var? PCMark, 3DMark, AnTuTu Benchmark, Geekbench, BaseMark, GFX Bench, GL ve Bonsai Benchmark gibi farklı performans ölçümlerini yapacağız. Hemen şöyle işletim sistemi sürümlerini göstermek istiyorum. Bu arada zaten hemen iki arayüz tarafındaki farklılıkları da ilk etapta doğrudan görebileceksiniz. Şöyle hemen ayarlar kısmına girelim. Her iki işletim sisteminde detaylarına bakalım. Şuradan hemen yazılım bilgisi diyoruz. Evet, gördüğünüz gibi soldaki cihaz Android 6.0.1 yüklü, sağdaki cihaz ise Android 5.1.1 yüklü. Ve iki cihazı birbirine kıyaslayacağız arkadaşlar. Bakalım performans tarafında Marshmallow güncellemesi Note 5'e neler kazandırmış. Şöyle çıkışımızı yapalım. Arka plandaki uygulamaları da kapatalım. Ve benchmark'a başlayalım. Evet arkadaşlar, burada yapacağımız iş benchmark çalıştırmak olacak ve tamamını kaydedeceğiz. Fakat aradaki geçen süreci biraz hızlandıracağız ki bu sayede ne siz fazla bekleyin sonucu görmek için ne de video çok uzun, aşırı uzun olsun. Evet, AnTuTu ile başlıyoruz. Tabii öncesinde internet bağlantısını da yapmamız gerekiyor. Bu arada Android 6.0.1'in bir getirisi de şu oldu. Gördüğünüz gibi uygulamalar belirli erişimlerde sizden izin istiyor. Hemen izin verelim. Sonuçta bir test programı olacağı için çok ciddi bir şeye ihtiyacımız olmayacak. Hemen şöyle aynı anda başlatalım testleri ve sonrasında aradaki görüntüyü hızlandırarak arkadaşlar direkt sonucu sizlere aktaracağım. Bir yere ayrılmayın. Evet arkadaşlar, AnTuTu benchmark bitti. Evet, ilk skoru görüyorsunuz. Android 6.0.1 sürümlü yüklü Note 5 83.515 puan aldı. Android 5.1.1 sürümlü Note 5 ise 79.806 puan aldı arkadaşlar. Bu da ilk etapta AnTuTu tarafında Android 6.0.1 güncellemesinin telefona bir nebze olsun performans kazandırdığını gösteriyor. Hemen skor detaylarına bakalım. 3D tarafında 22.664 aldı Marshmallow yüklü Note 5. Android 5.1.1 yüklü olansa 20.865 puan aldı. UX tarafında ise 27.500'e yaklaşık 25.000 gibi bir puan farkı var. CPU tarafında 26.700
62. Bu tarafta tabii Android 5.1.1 yüklü olan sürümde CPU tarafında puan daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bellek skoru tarafında da yine Android 5.1.1'in daha yüksek olduğunu görüyoruz ama total skora bakıldığı zamansa dediğimiz gibi Android Marshmallow yüklü Galaxy Note 5 modelinin puan olarak daha yüksek bir skor aldığını söyleyebiliriz böylelikle. Hemen sıralamalara da bakalım. Sıralamalarda da ön yüklü listeler arasında 4. sıraya yerleşmiş durumda Galaxy Note 5 ve üst tarafta da yine Galaxy Note 5 var işin ilginci. Evet, şimdi bu testi kapatalım. Testi tamamen kapatalım şöyle. Evet, sıradaki testimize geçelim arkadaşlar. Ne yapalım? Şöyle bakıyorum. Hemen bir Geekbench yapalım. Geekbench'i de dediğimiz gibi kayıtları hızlandırarak devam ettireceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle bir kabul edelim. Evet, şimdi iki tarafta da internet bağlantısı kuruldu ve tekrar çalıştırıyoruz. Şöyle aslında tekrar başlatmak lazım aynı anda. Evet. Test bittiğinde yine karşınızda olacağız. Evet arkadaşlar, Geekbench 3'ü de böylelikle bitirdik. Şimdi tek çekirdek skorlarında Android Marshmallow yüklü, yani soldaki Note 5'in 1506 puan aldığını görüyoruz. Sağdaki tarafta Android 5.1.1 yüklü Note 5 ise 1498 puan aldı. Çoklu çekirdek işlem skorlarında ise buradaki Note 5 5105, burada da 5166 gibi bir puan karşımıza çıktı. Aşağı detaylara hemen indiğimizde de şöyle kısaca sizlere bir gösterelim. Tek çekirdek Integer tarafında 1640, çoklu çekirdek tarafında 6893 skor görüyoruz. Burada da 1633 ve 7044 gibi bir skor görüyoruz. Şöyle detaylara biraz daha incek olursak. Evet, tekli çekirdekte Android 6.0.1 yüklü Galaxy Note 5'in bir nebze olsun önde olduğunu söyleyebiliriz. Sıralamada daha iyi cihazlar var tabi. Hemen bir de multi-core testlerine bakalım. Multi-core tarafındaysa 5105'e 5166 gibi bir skor farkı oluşmuş. Burada tabi Android 5.1.1 yüklü modelin bir nebze olsun bir adım daha önde olduğunu söylemem gerekiyor. Şimdilik testlerde Android 6.0.1'in çok uçuk bir skor farkı ortaya koyduğunu söyleyemeyeceğim. Şimdi de 3D Mark çalıştıralım. Bakalım 3D Mark'ta neler çıkacak karşımıza. Evet, 3D Mark'ın ilk testinde Slingshot'ın ES 3.1 testini çalıştırıyoruz. Hemen şu anda basalım ve tekrar test bittiğinde karşınızda olacağız. Evet arkadaşlar, 3D Mark Slingshot ES 3.1 testi sonuçlandı. Şimdi Android 6.0.1 yüklü olan Galaxy Note 5 1404 puan aldı. Android 5.1.1 yüklü olan ise 1258 puan aldı. Hemen burada detaylı grafikleri de görüyorsunuz ve karşılaştırma skorları da görüyorsunuz. Zaten bunları haberin altında görsel olarak da sizlerle paylaşacağız. Şöyle bir detaylı görsellere bakalım. Evet, batarya tarafında test bitene kadar çok ciddi bir düşüş olmadığını söyleyebiliriz. Kare saniye oranındaysa yine dediğimiz gibi bazı dalgalanmalar mevcut. Tabii işlemci tarafında da belirli dalgalanmalar mevcut ama genelde 1.2 GHz hızında akıcı bir şekilde gittiğini söyleyebiliriz. İşlemcinin ortalama yükü ise arkadaşlar genelde %50-%60 civarında devam etmiş durumda. Hemen bu testi de kapatalım. Bir sonraki testimize geçmeden önce aslında 3D Mark'ta başka bir test daha yapabilir miyiz? Hemen onlara da bir bakalım. Şimdi Ice Storm Limited zaten Ice Storm Extreme gibi testlerde en yüksek skoru aldığı için bu testleri yapma gereği her iki telefonda bize göstermiyor. Hemen şöyle kapatalım uygulamaları ve iki taraftan da benchmarkları açalım ve sıradaki testimize bakalım hangisini yapacağız. Evet, PC Mark'a girelim bakalım. PC Mark'ta
Galaxy Note 5 ve Galaxy Note 5 bizlere neler sunacak onları bir görelim. Bu arada 430 MB'lık bir gün yükleme paketi var aslında. Bir yandan da onu indireyim ben. Biz de o sırada başka bir teste yolumuza devam edelim. Hemen şöyle iki taraftan da açalım. AnTuTu testlerini yaptık. Şimdi Bonsai Benchmark yapalım. Bakalım Bonsai Benchmark tarafında iki telefon bizlere neler sunacak. Evet arkadaşlar, Bonsai Benchmark da bitti. Burada Android 5.1.1 yüklü Note 5'in çok ince bir nüans farkıyla 60.6 kare saniye, 59.7 kare saniye gibi bir skorla önde olduğunu görüyoruz. Hemen telefonların eski düzene alalım ve bir sonraki testte de performans ölçümlerimize devam edelim. Şöyle hemen hizalayalım. Çıkalım uygulamadan. Her ikisini de kapatalım. Şunu da kapatalım. Evet, benchmarkları açalım. Sırada ne var? GFX benchmark yaptık. Geekbench'i yapalım arkadaşlar. Pardon, Geekbench'i zaten yaptık ve şimdi GFX benchmark'la iki telefonun kıyaslamalarına devam edelim. Evet, GFX benchmark'ı çalıştırıyoruz. Sunucuya bağlanıyor. Bu arada PC Mark'ın, evet, bu test bittiğinde PC Mark'la da devam edeceğiz. Evet, burada da bir 153 MB'lık bir indirme var. Hemen o da bir indirsin. O arada biraz arayüzden bahsetmek istiyorum. Özellikle bildirim alanı tarafında Android 6.01 Marshmallow'la gerçekten ciddi bir değişikliğe gidildiğini söyleyebilirim. Hemen şu şekilde görebiliyorsunuz zaten. Kamera tarafında da küçük bir farklılık var. Görüyorsunuz kayıt tuşu artık kırmızı nokta şeklini almış. Burada kamera ikonuyla birlikte karşımıza çıkıyordu. Bu da değişikliklerden bir tanesi. Hemen şöyle gösterelim. Bu uygulamaların yüklü ayarlar alanında da bazı değişiklikler var. Mesela ayarlardaki giriş sayıları değiştirilmiş. Bunu görebiliyoruz. Ayrıca pil tarafında Android 6.01 ile birlikte hızlı kablolu şarj özelliğini devre dışı bırakabiliyorsunuz. Yani normal hızda da şarj edebiliyorsunuz. Android 5.1.1 sürümünde böyle bir durum yoktu. Burayı kapattığınız zaman hızlı şarj özelliğini deaktif etmiş oluyorsunuz. Bu da telefonun daha yavaş bir şekilde şarj edilebileceği anlamına geliyor. Bu arada pil sürelerine bakıyoruz. Ultra güç tasarruf modunda şu an Android 6.01 yüklü olan Note 5 99 saat gösteriyor. Şarj seviyeleri aynı. Android 5.1.1 sürümünde ise 20 saat 40 dakikalık bir ultra güç tasarruf modu var. Bu gerçekten çok arada neredeyse 5 kata yakın bir süre olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Ayrıca kilit ekranı tarafında da bazı değişiklikler var. Çok ufak değişiklikler bunlar. Hemen şöyle onları da göstereyim. Görüyorsunuz burada renksiz ikonlar var. Burada renkli ikonları görüyoruz. Ve bildirim tarafında da, daha doğrusu kilit ekranı açma tarafında da bir hız mevcut. Ayrıca yine güç tuşuna basık tuttuğumuzda da buradaki menünün şu şekilde farklılık içerdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Android 6.01 sürümüyle birlikte. Bu arada deneyimlerimden de kısaca bahsetmek istiyorum. Android 6.01 sürümü gerçekten yağ gibi olmuş arkadaşlar. Android 6.01 ile birlikte gelen TouchWiz arayüzünün ciddi anlamda çok çok iyi çalıştığını söyleyebilirim. Bu açıdan da gerçekten çok beğendim. Açıkçası bu kadar bir performans farkı beklemiyordum bu uygulamayla alakalı. Bir yandan bakalım GFX benchmark'a ne durumda. Evet, herhalde inmiştir diyeceğim ama henüz inmemiş. Evet arkadaşlar, her iki telefonda da GFX Bench OpenGL testi hazır artık. Hemen start all diyelim. Ve yine dediğimiz gibi bu arada görüntüleri hızlandıracağız. Telefonu tekrar normal vaziyetimize alalım. Bakalım burada her iki telefon bizlere neler sunacak, merakla bekliyoruz. Şimdilik Android 6.01'in çok ciddi bir fark oluşturmadığını söylemem gerekiyor. Bazı testlerde hatta Android 5.1.1 sürümünün üstün bile olduğunu söyleyebilirim ama dediğim gibi arada şu an çok ciddi bir uçurum yok.
Evet arkadaşlar, Android 5.1.1 yüklü Galaxy Note 5'in testi bitti. Android 6.0.1 yüklü Note 5'in testi hala daha devam ediyor. O yüzden henüz skor yorumlamasını geçemeyeceğim. Biraz daha bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, testler bitti. Hemen şöyle telefonları eski pozisyonuna alalım. Bir sonraki teste geçmeden önce skorları yorumlayalım. Evet, şimdi sırasıyla gitmek istiyorum. Burada karışık olarak atmışlar testleri. Yüksek seviye testlerde Manhattan'da 9.3 kare saniye almış Galaxy Note 5 6.0.1 yüklü olan. Diğeri ise 6.7 kare saniye almış. 1080p Manhattan off screen'de ise Galaxy Note 5, yani buradaki Galaxy Note 5'in 16 kare saniye, 5.1.1 yüklü olanın da 15 kare saniye aldığını görüyoruz. CarChase zaman bakacağız. CarChase testi burada gerçekleşmemiş. Hemen T-Rex testiyle alakalı şeyleri söyleyelim. Soldaki Note 5 2K çözünürlükte 39 kare saniye. Sağdaki Note 5 ise 37 kare saniyelik bir skor elde etmiş. Yani yine biraz önceki testlerle off screen tarafında da 54-57 kare saniye farklar var. Yani biraz önce de söylediğimiz gibi testler arasında şu anda ciddi bir fark yok. Yani Android 6.0.1 günlük kullanımda bir akıcılık sağlasa da performans testleri arasında o çok merak edilen detaylarda kullanıcıyla alakalı iki sürüm arasında ciddi bir fark yaşatmayacak arkadaşlar. Onu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Bakalım PC Mark testimiz bu tarafta hazır mı? Hemen şuradan bir görelim. Evet, PC Mark tarafında biraz sıkıntımız var arkadaşlar. PC Mark henüz inmemiş. O yüzden bu testi size görsel olarak paylaşacağım. Yani skorlar bittikten sonra size direkt görüntüsünü paylaşacağım. O zaman son olarak Basemark OS 2 testiyle testlerimize devam edelim. Bakalım burada her iki cihazın neler yapacağını bir görelim. Hemen şöyle, evet, kabul edelim. Evet, RAM benchmark diyelim. Evet, testler başladı. Bittikten sonra yine birlikte olacağız. Evet arkadaşlar, testler bitti. Android 5.1.1 yüklü olan Galaxy Note 5 testi birazcık daha erken bitirdi. Evet, skorlar karşımıza çıkıyor. Evet, burada ilginç bir skor var. Çünkü Basemark OS 2 testinde 5.1.1 yüklü Android 5.1.1 yüklü Galaxy Note 5 genelde toplam puan olarak 1745 alırken diğer tarafta 1062 puanı görüyoruz. Sistem puanında 2466, 5.1.1'li Note 5'te 2855. Bellek yönetiminde 768'e 1188, grafik tarafında ise çok 3 kata yakın bir fark var. Web tarafında da yine Android 5.1.1'li sürümün önde olduğunu söyleyebiliriz. Hemen testleri kapatalım. Bir yandan da şu download'a bakmak istiyorum ama o biraz umutsuz vaka görünüyor şimdilik. Basemark X1.1 testiyle tekrar devam edeceğiz ve sonrasında ise artık son yorumlarımızla birlikte videonun sonuna geleceğiz. Hemen testi de şöyle başlatalım. Şöyle bir geri alalım. Yüksek detayları alıyoruz. Şöyle telefonları da normal vaziyetine koyalım. Şöyle rahat görünebilecek bir vaziyette. Şöyle biraz daha kaydırmamız gerekecek her iki telefonda rahat görünsün diye. Evet, görüyorsunuz iki tarafta da yüksek detay testiyle bitti. Testimizi başlatalım. Test bittiğinde tekrar skorları yorumlayacağız. Evet, yüksek kaliteli testlerde Android 5.1.1 sürümlü Galaxy Note 5'in testi sonuçlandı. Kaç almış bakalım? 26.374 puan almış. Android 6.0.1'li Note 5'in testi ise henüz bitmedi arkadaşlar. O yüzden bakalım kaç puan alacak, merak içindeyim. Biraz önceki testte çünkü Android 5.1.1 sürümlü Galaxy Note 5'in bir fark oluşturduğunu gördük. Tabii genel olarak özetleyecek olursak her iki telefon arasında çok ciddi bir fark yok. Yani benchmark ortamında her iki telefonun ya da her iki yazılım işletim sisteminin birbirine ciddi bir bariz üstünlüğü yok. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama gündelik kullanıma geçtiğiniz zaman Android 6.0.1'in 5.1.1 sürümünden daha akıcı çalıştığını söylemem gerekiyor. Burada TouchWiz de gerçekten çok iyi bir şekilde optimize edilmiş.
Evet, bakalım skor bitti. Test bitti. Bakalım ne kadarlık bir skor karşımıza çıkacak. Merakla bekliyoruz. Henüz vermedi skoru. Evet, hala devam ediyor. Herhalde kısa bir süre sonra test bitecek. Biz de şu an şuradaki şeylere bakalım. Burada herhangi bir tıklanacak bir yer yok. Mecburen diğer Note 5'in testi bitirmesini bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, Android 6.0.1 sürümünde testi bitti. Yine arada çok ciddi bir fark var. Büyük ihtimalle arka plandaki download sebebiyle bu farkın oluştuğunu düşünüyorum. Farklı download'un olmadığı bir testi de haberin altına ekran görüntüsü olarak paylaşacağım. Ama bunu da hemen söyleyeyim. Yukarıda gördüğünüz telefon Android 5.1 sürümlü ve 26.374 puan. Android 6.0.1'li test tarafında ise 10.000 puanı gördük. Hemen şöyle geri çıkalım testlerden. Telefonları normal pozisyonuna alalım. Kapatalım testlerimizi de. Evet arkadaşlar, çok sayıda benchmarkla her iki işletim sisteminin testini sizler için yaptık. Görmüş olduğunuz gibi benchmark testlerinin bazılarında skorlar kafa kafaya çıktı ama Basemark tarafında Android 5.1 ile 6.0.1 arasında bariz bir fark var ortada. Büyük bir ihtimalle buradaki downloadla alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi download bitmiş bir şekilde PC Mark'ın skorunu da sizlerle paylaşacağım. Buna ek olarak bu diğer iki testi tekrar yaptıktan sonra haberin altında göreceksiniz. Şunu söyleyebilirim. Android 6.0.1 işletim sistemiyle birlikte gelen TouchWiz arayüzü bazı kozmetik değişiklikler almış. Bu açıdan hoş görünüyor. Bunun dışında akıcılık anlamında da şöyle biraz daha gezeyim şu aralıktayken. Akıcılık tarafında da daha şık ve tatmin edici bir performans sunduğunu söyleyebilirim. Menüler arası geçişler oldukça hızlı. Şöyle hemen göstereyim. O küçük takılmalar, TouchWiz arayüzünün küçük şişmelerine henüz hiç denk gelmedim bu yazılımla birlikte. Telefonunuzu yükseltmek istiyorsanız zaten yazılı bir rehberimiz de sitemizde mevcut. Oradan takip edebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere, hoşça kalın.